Seni böyle zırt pırt rahatsız ediyoruz emmi ama bilirsin. İçimizi dökecek fazla da adam yok bu alemde. Bunu bir daha duymayayım Çakır yeğen. Rahatsızlık ne kelime? Sağ ol. Arkadaş yeni galiba. Yeni ama yabancımız değil. Öz yeğenimdir. Kız kardeşimin yadigarı. Almanya'dan geldi. Memnun oldum. Ben de. Adını bağışlar mısın? Polat Alemdar. Bir şey mi oldu? Yo, haşa. Bu ismi bugün ikinci defa duydum. Ve de laf olsun diye değil, sahiden memnun oldum. Sağ olun. Şevko tükendi. Yaptığı her hamle boşa gitti. O da bunun farkında. Geriye bir atı mı kaldı? O da sonu olacak emmi. Çakır, hasmını asla hakir görme. Hakir görmedik emmi. O her taraftan üstümüze geldikçe sineye çektik. Sabretmeyi senden öğrendik emmi. Eyvallah Çakır'ım. İntikam soğuk yenildiğinde lezzetli aştır. Emmi, haşa minel huzur. O deyyusu çiğ çiğ yesem, kanını içsem doymam. Bir diyeceğin mi var yeğenim? Destur varsa. Şevko, onun bir lafıyla dayımın tası tarağı toplayıp gitmeyeceğini bilmez mi? Bilir elbet. Dayım şehirden gitmez. Siz de haberi getirseniz de tarafsız olmazsınız. Bu demektir ki ya ikinizin de aynı anda saldırmasını bekleyecek ya ikinizi de aynı anda öldürecek. Benim fikrim ne ikiniz saldırıya geçin ne de saldırıyı bekleyin. Bana gerekli bilgileri verin, gidip kafasına sıkayım. Hakkımızda hayırlısı. Eyvallah emmi. Bize müsaade var mı? Müsaade sizin. Buyur. Buyur, buyur. Mermi alan var mı? Sana canımızı borçlandık Polat. Can Polat. Bundan böyle kardeşiz. Dostum dostumdur. Düşmanın düşmanı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kusurumuza bakmayın mı? Habersiz geldik. Bu Derya kızın tutturdu illa da emmimi göreceğim diye. Abim kız kısmının işi yok dedi ama. Erkekler senden yiğitlik öğrensin kızım. İyi etmişsin. Hoş gelmişsiniz. Buyurun. Nasılsın Can Polat? Eyvallah. Hoş geldiniz. Derya, Polat. Emminin yeğeni. Bizim canımız. Memnun oldum. Ben de. Geçmiş olsun emmi. Allah sizi sevdiklerinize bağışlamış. Sağ ol kızım. Allah ölümün de onurlusunu nasip etsin. Emmi destur varsa buraya geliş sebeplerimizden biri de Polat kardeşime küçük bir hediye sunmaktır.
Can Polat. Dostun dostumdur, düşmanın düşmanımdır dedin. Silahımız da, yüreğimiz de bir olsun. Teşekkür ederim. Allah kullandırmasın. Allah sağlıkla kullandırsın. Emmi, dünkü mevzuya gelince Şevko'ya bir cevap vermemiz gerekiyor. Müsaade edersen... Sıkılan kurşun bizim mekanımızadır. Mesele Şevko'ya cevap vermek değil, Şevko'lara cevap vermek. Yoksa Şevko gider, başkası gelir. Ben istiyorum ki Şevko'ların yerine Çakırlar, Polatlar gelsin. Bu konuda son diyeceğim şudur ki, sıkılan kurşun sadece namerdi değil, merdi de anlatsın. Hadi gazamız mübarek olsun. Eyvallah emmi. Bize müsaade. Daha çayımızı içmediniz. Müsaaden olursa. Müsaade sizin. Derya kızımı da ne zaman isterse getir. Hele bir getirmesin. Kendinize iyi bakın. Siz de. Kadın milletinin ettiği duadan bile korkacaksın. Dua eder silahını kullanamazsın. Beddua eder aklını kullanamazsın. Hasılı kelam, kimseden korkmasan bile kadından korkacaksın arkadaş. Yalnız bir defa korktum. Bir kadını kaybetmekten korktum. Onu da kaybettim. Artık kaybedecek bir şeyim yok. Korkacak da bir şeyim yok. Ben bir turlayacağım. Bu mekan artık senin mekanındır. Bunlar da emminin yadigarıdır. Ölüm hak, miras helaldir. Emmiden tek bir miras kabul ederim Seyfo dayı. İntikamı. O bizim boynumuzun borcudur. Ama sabırlı olmak lazım. Önce yağ sabır çekeceksin, sonra çok şükür diyeceksin. Çok sabretmeseydik, çok şükür diyecektik. Şimdi çok şükür diyen Şevko. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sen haklı çıktın Can Polat. Biz burada racon konuşacağımıza, raconu kesseydik işler böyle olmazdı. Bana Şevko'nun adresi lazım. Böyle şeyler orta yerde konuşmayalım. O zaman konuşacağımız bir yere gidelim. Hı hı. Bizim mekan uygundur. Dayı taziye için gelen giden olur, sen burada kal. Bir delilik yapmayasınız. Yaparsanız da ben siz yapmayasınız. Bir durum olursa ben seni haberdar ederim. Tamam. Nereye kayboldu bu Polat? Kahveye sorayım mı abi? Şimdi orada da yoktur. Bir de Seyfo'yu meraklandırma. Ortalığı ayağa kaldırır. Neredesin Can Polat? Şevko'nun inine buldum. Zor bir mekan ama birkaç sağlam adamla koparırız kafasını. Nereden buldun? Dış cephede 8 kamera var. Giriş çıkışı kontrol eden 2 kişi. Tüm dış güvenliği sağlayan 6 kişi. Ana giriş kapısında da 2 kişi var. İçeridekileri varsa hesapla. Polat. Can Polat. Bir dinle. Keşke her şey düşündüğün kadar basit olsa. İçim içimi yiyor Polat.
Ben bu lafları söyleyecek adam değilim Polat. Gözünü seveyim, işimi güçleştirme Can Polat. Dinliyorum. Şevko'nun gırtlağını sıkmak isterken elini sıkmak zorunda bırakıldım. Bilmediğin şeyler var. Şu anda bunları ne ben sana anlatabilirim ne sen anlayabilirsin. Maalesef şimdilik Şevko'ya hiçbir şey yapamayız. Devlete mi çalışıyorsun sen? Bunu duymamış olayım. Ben sadece kendime çalışırım Polat. O halde? Şevko'ya şu anda bırak kurşun atmayı, taş atsak yedi sülalemizi ortadan kaldırırlar. Bu Şevko Çakır meselesi değil. Daha başka bir şey. Benim sülalemde bir tek Duran emmi kalmıştı. Kaybedeceğim başka kimsem yok. Can Polat. Eğer Şevko'yu öldürmeye kalkarsan bu benden bilinir. Eyvallah. Sana bir can borcumuz vardı. Ödemiş oluruz. Ama Çakır kardeşini dinlersen... Yapacakların beni bağlar. Kime sıkıştırdıysa böyle söylersin. Senin ve ailenin canı benim için değerli. Tehlikeye atacak bir şey yapmam. Can Polat. Gel bekle, sonunu düşünmeden bir şey yapmayalım. Her şeyin sonunu düşünen kahraman olamaz. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun şöyle. Emminin karargahına geçelim. Oğlum, misafirlerimize bak. Bu Can Polat çok yaman çıktı Seyfa dayı. Dün bir, bugün iki kumarhanemize hissedar oldu. Başka bilmediğin bir şey var mı yani? Siz daha oturun. O Şevko mudur, ne karın ağrısıdır. Milleti satın alsın, mazlumun hakkını yesin. Siz de böyle efe efe oturun. Bacım, bismillah hele. Sakin ol, hayrola. Bırak bu bacım bacım laflarını. Siz sakin sakin oturun. Kadınlar gibi yas tutun. Ben de sevdiğimi toprağa verdim. Ama sizin gibi kendi derdime düşmedim. Duran emmi rahmetli oldu. Mertlik bozuldu mu? Yok mu içinizde baş koyduğu davayı sürdürecek bir baş? Adamlar bizi ezdi. Sizi rezil etti. Hadi Şevko bilir kişiyi satın aldı. Siz de mi satın aldı? Kalıbınıza tüküreyim. Allah kahretsin. Kim lan bu yerden bitmek arı? Ne anamız kaldı ne avradımız be kardeşim. Bir fiske atsan derler ki döve döve bir kadın dövdü. Bir fiske insen derler ki kadından dayak yedi. Kalkıp iki çift laf da ben ederdim ama Allah adamı kadının haklısından saklasın. Bu arsalar Emmi'nin öldürülme sebebidir. Emmi yoksa bu davaya biz sahip çıkacağız. Senden tek istediğim, bu sabah Şevko bana karşılık 2 milyon dolar teklif etmişti ya. Beni sat. Ama 2 milyon dolara değil. Duran Emmi'nin kan parası olarak Kanlıca'daki arazileri iste. Beni ancak o halde vereceğini söyle. Parayla satmam dediysem... hiçbir şeyle satmam dedim. Akşam davetlimsin. Gel bir hal çaresine bakarız. Efendim? Ne? Nereye kaybolmuş? Tamam, geliyorum. Yürü Memati, gidiyoruz. Akşama bekliyorum. Buralara gelmek hiç kolay olmadı Can Polat. Çok sıkıntı çektik. Çok çile çektik. Kader bize pusuyu küçük yaşta kurdu. Hayat yol ayrımlarıyla dolu Polat. İlk yol ayrımımız en ağırıydı. En acısıydı. Canımızı çok yaktılar.
Ama sinmedik, bitmedik. Bıkmadık, bugünlere geldik. Yedi yaşındaydım. Babam elimden tutup cuma namazına götürdü. Şadırvan'da abdest almayı öğretiyordu. O gün Allah'la bizim yol ayrımımızdı. Anamız kan peşinde koşmayalım diye aldı bizi getirdi İstanbul'a. Derya, ben, anam. Bir başımıza. Anam pilav nohut yaptı, ben yollarda sattım Can Polat. Hem Derya'yı okutmaya, hem hasta anamı yaşatmaya. Sonra vurduk bir gavur zabıtayı. Bir yol ayrımı da oradan sana. Düştük içeri. Size kaçtı batıyorum buraya gelmeyeceğim. Kaçtı batıyorum. Abi yapma. Abi yapma. Abi yapma abi. Abi lütfen abi yapma abi. Dinlemesin. Abi. Abi. Sen ne yapıyorsun? Gel bakayım buraya. Gel. Şimdi git. Yaşımızı doldurduğumuzda ıslah evinden çıkıp mapushaneye geçtik. Anam hasta haliyle çamaşır yıkayarak hem Derya'yı okutup hem bize para yetiştirmeye çalışırken... Al sana bir yol ayrımı daha. Bir teklif geldi. Dediler ki babalar koğuşunda bir duran emmi var. Al bu şişi. Abdesthanede bitir işini. Ondan sonra ne dilersen dile bizden. Önce yok dedik. Sonra çaresizlikten ha biri ha beşi tamam dedik. İşte Duran Emmi ile bizi birleştiren yol ayrımı da budur. İşte o günden beri senin emmin, benim de emmim. Ben bugün hayattaysam, Derya da böyle bir kumarhanenin mimarlığını yapacak kadar sağlam yetişmişse, bu emminin sayesindedir. O yol ayrımının sayesindedir. Allah yolunuzu ayırmasın. Gel bir nefes alalım. Hem de bir baskın maskın bir şey olursa, sana çıkacağımız yolu göstereyim. Senin hikayeni daha duymadık. Kim bilir sen neler çektin. Ben her yol ayrımında birini kaybettim.
Sanırım ilk defa kazandım. Bundan sonra dert çekme. Bu tespihi çek Can Polat. Bahisler kapanmıştır. $200,000. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim efendim. Hı. $300,000. Teşekkür ederim efendim. $100,000. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Tesbihinin değeri nedir Can Polat? 35 katını ödeyelim. 35 kat daha değerlendir. Eyvallah. Şanssızlık. Gece şanslı başlamıştı Can Polat. Senin için de, benim için de. Sen geceyi şanslı bitirdin de. Biz şapo oturduk. Babasıyla kızı arasındaki mesele. Kim ne karışır? Üstelik seni niye etkileyecek? Beni niye etkiler biliyor musun? Babasıyla kızı arasındaki 28 senelik mesele benim açılış gecemde patlayan mesele oldu. Alemde ne kadar saygı duyulan, korkulan, ürkülen adam varsa mekanıma gelmiş, benim mekanımda benim misafirime kurşun sıkılıyor. Onun için beni etkiler. Mesele onun kızı, bunun babası değil Can Polat. Harbi rezil olduk. Kumarı senle ben oynarız artık burada. Rengini seç. Siyah. Ben de siyah diyecektim. Nereye baksam kırmızı. Ne yapacaksın? Planın ne? Laz Ziya'nın kızını vuracak halim yok. Kızı Laz Ziya'yı vurdu diye babasından özür dileyecek halim yok. Aralarına girecek halim de yok. Buraya gelince o kadar para yatırdık Can Polat. Tekrar toparlamamız lazım. Parasını da geç, Çakır iş batırdı dedirtmem. Hadi onu da geç. İlk işinde seni de batırtalım. Senin canın sağ olsun. Her şey iyi olacak. Hayrola nereye? Ev bakmaya. Aklıma yatarsa tutacağım.
Baktırsaydık çocuklara. Bu kadar işin arasında ne gerek var? Problem değil, ben hallederim. Peki bu kızla babasının arasındaki sorun neydi? Anneleri. Bunlar çocukken intihar etmiş. Artık ne yüzünden intihar etmiş bilmiyorum. Laz Ziya'da o gün bugün çocuklarıyla ne ilgilenmiş ne de sormuş. Peki sen Laz Ziya'dan yengeyi nasıl aldın? Sorma. Ben o zaman sigara kaçakçısıyım. Bir Laz düğününde Nesrin'i gördüm. Nasıl olmuşsa Laz Ziya kızlarını da getirmiş düğüne. Nesrin'e bizim Derya ile haber yolladım. Onu alacağım diye. O da beni beğenmiş. Gelsin beni alsın. Bir ömür dizinin dibinde otururum demiş. Tabii Serde delikanlılık var. Ne kadar adam varsa yapma etme dedi. Laz Ziya'nın kızı diye. Dinler miyim? Çektim lacileri, düştüm yola. La kardeşim, yolda olmaz bir işten kavga çıkmaz mı? Üstüm başım battı. Yüzüm gözüm kan içinde. İnat etmişim ya bir kere. Dikildim karşısına. Önce bir üstüme başıma baktı. Lafa girdim Allah'ın emri peygamberin kavli diye. Lafımı kesti. Usulüne göre gel bakarız dedi. İyi çekip vurmamış seni. Babamla bir ahbaplı olmasa çekip vururdu. Onu da geç. Baktı ki karşısında dikilen kendinden de deli. Verdi kızı rahat erdi. Meral de Nesrin'in yanında hediyesi oldu. Elimde büyüdü. Ben de onu adam edemedim ya. Kimse de edemezdi. Öldü gitti, rahmet olsun ruhuna. Ne biliyorsun? Belki ölmemiştir. Ceset meset yok diyorsun. Biz de her vurduğumuzun cesedini ortaya bıraksaydık gün ışığı görmezdik Can Polat. Abi iplik çiğnedim geldi, kumarhaneye geçirdim. Seninle bir işi yokmuş. Oyun oynayacakmış. O Deyus'a para götürmeye başladık ya. Sabaha kadar burada ne dönüyor onu görmeye gelmiştir. Bu kadar sağlamcı adam ömrümde görmedim. Kim bu iplik çiğnedim? İstanbul'un en büyük tefecisidir. Görsen fukara zannedip cebine para koyarsın. Alemde ne kadar adam varsa hepsinin parasını işletir. Bir taraftan tefecilik yapar, bir taraftan da tekstil piyasasını elinde tutar. Tabii alemin parasını işlettiği için kimse de parası da kalmaz. Gel seni de tanıştırayım. En küçük oynanan masaya çökmüştür şimdi. Yeni kart. Bir tane daha. Sen eğlenmene bak Nedim Bey. Gönül rahatlığıyla kaybet. Nasılsa paralar sonunda sana gelecek. O ayrı, o ayrı. Benim param, benim param, senin paran, senin paran. Bol şans. Can Polat, gel bizim odadaki rulet masasına gidelim. Gidelim. Ne yapmaya çalışıyorsunuz lan siz? Kim dedi lan Çakır'ın kumarhanesinde para dağıtılıyor diye size? Beyefendi, bir yanlış anlaşılma var. Beyefendiymiş. Ne beyim ne efendiyim lan. Çakır'ım ben, Çakır. Kim gönderdi lan sizi buraya? Abi kimse göndermedi. Biz oyun oynuyorduk. Mesele kazandığımız şeyse bırakır gideriz. Canın sağ olsun abi. Bir de bağış mı yapıyorsun lan çakal? Lan burada bir şey bağışlayacak biri varsa benim. O da istersem canını bağışlarım. Ya sen de niye dolandırılmamış gibi duruyorsun? Senin de kumarhanen burası. Ne yapalım bunlara? Ne yapacağız? Kumarbazla kumar oynanır. Yok mu toplu silahın? Bu Rusların iki şeyini seviyorum. Bir kadınlarını, bir de ruletini. Abi,
elini ayağını öpeyim. Çoluğumuz çocuğumuz var abi. Çoluğun çocuğun var, kumarhanede ne işin var lan? Çakal! Sizi kim gönderdi? Abi valla... Oğlum, doğruyu söyleyin, elinizi ayağınızı kırıp göndereyim. Abi bizi öldürürler abi. Seni öldürürler de bizimkisi mantar tabancası mı lan? Telefonunu çıkar. Gidin Çakır'ın kumarhanesini çarpın dediler. Bizim bir suçumuz yok abi. Kim? Şevko. Ara. Alo. Alo Şevko abi. Kimse benden çalamaz. Allah belanı versin. Memati, bunların ellerini kır. Bir daha tavla bile oynayamasınlar. Peki abi. Biz 2-3 saatliğine yokuz. Çocuklar da gelsin mi abi? İstemez. Sen ortalığı topla. Tamam abi, yürüyün. Hadi biz de bir kaçamak yapalım Can Polat. Ruletini oynadık Rusların. Şimdi biraz da onlarla oynayalım ha. Yok mu Can Polat sevgilin mevgilin bir şeyin? Olanlar Almanya'da kaldı. O zaman sen ölmüşsün. Ya biz kardeşiz, söylesene yaşatalım. Bak, söylemeden yaşatıyorsun. Dur hele, Laz Ziya'nın adamları. Ziya Bey sizi bekliyor. Hayırdır? Bilmiyorum efendim, bizim de size eşlik etmemiz emredildi. Tamam, arkadaş insin o zaman. Bir mahsuru yok efendim, o da gelebilir. Tamam, buyurun. İnmene izin vermediklerine göre Laz Ziya'ya gitmiyoruz. Tetikte ol. Can Polat, bu ikiz kuleler yıkılmadı Nebel. Bir Amerikalı kadınla bir Amerikalı erkek ikizlerin tepesinde akşam yemeği yiyorlar. Romantik bir yemek. Ortam süper. New York acayip güzel. Kemancılar, mumlar, yemek. Kadın mest. Başlamışlar muhabbete. Adam konuştukça kadın hayran, adam konuştukça kadın hayran. Adam en sonunda mevzuyu yatağa getirmiş. Yatalım mı demiş. Kadın birden ayağa kalkmış. Lanet olsun size. Bütün erkekler aynısınız. Aklınız fikriniz yatakta deyip kendini camdan aşağı atmış. 65. katta bir İngiliz balkona çıkmış, hava alıyor. Bir bakmış ki kadın düşüyor. Kadını belinden yakalamış. Ne yapıyorsun demiş. Kadın ağlamakla. Yaşamak istemiyorum demiş. İngiliz demiş ki olur mu? Hayat güzel. Bak seninle Londra'ya gideriz. Kadın sonra demiş. Orada benim şatom var. Kadın sonra demiş. Atlara bineriz. Av partilerine katılırız. Sonra demiş kadın. En güzel viskileri içeriz. Sonra şöminemizin karşısına geçeriz. Sonra. Sonra da yatarız demiş İngiliz. Kadın yeniden ağlamaya başlamış. Allah kahretsin, lanet olsun. Bütün erkekler aynısınız. Aklınız fikriniz yatakta deyip kendini camdan aşağı atmış. Sonra? 45. katlı bir Fransız balkonda hava alıyor. Bir bakmış, kadının biri düşüyor. Kadını belinden yakalamış. Ne yapıyorsun demiş. Kadın ağlamakla. Nefret ediyorum, yaşamak istemiyorum. Hayat çok kötü. Olur mu demiş. Hayat çok güzel. Seninle Paris'e gideriz. Sonra demiş kadın. Kafelerde otururuz. Sonra demiş kadın. Şanzelize'de otururuz. Sonra demiş kadın. En güzel yemekleri yeriz. En güzel şarapları içeriz. Sonra? Sonra müzeleri gezeriz. El ele tutuşup Eyfel'e çıkarız. Sonra demiş kadın. Oradan benim çiftliğime geçeriz. Sonra? Yıllanmış bir şarap açarız. Sonra? Şarabımızı içip. Sonra demiş kadın.
sonra da yatarız demiş. Kadın yeniden ağlamaya başlamış. Lanet olsun size. Bütün erkekler aynısınız. Hepinizden nefret ediyorum. Aklınız fikriniz yatakta deyip kendini tekrar camdan aşağı atmış. Sonra? 18. katta Temel balkonda hava alıyor. Bir bakmış kadının biri düşüyor. Yakalamış belinden hemen. Ne diyorsun? Kadın ağlama. Yaşamak istemiyorum demiş. Temel demiş ki, olur mu? Hayat çok güzel. Seninle Rize'ye giderim. Sonra demiş. Çay toplarım. Demiş kadın. Yaylaya çıkarım. Sonra demiş. Horun teperim demiş. Sıkılırsak deniz kenarına inerim demiş. Sonra demiş. Denize açılırım. Sonra. Hamsi tutarım demiş. Sonra demiş kadın. Hamsi tavayarım demiş. Sonra demiş kadın. Hamsi buğulamayarım demiş. Sonra. Hamsi kolyerim demiş. Sonra. Hamsili pilav yeruk demiş. Sonra? Hamsi reçeli yeruk demiş. Sonra demiş kadın. Hamsili ekmek yeruk demiş. Sonra demiş. Hamsi çorbası içeruk demiş. Demiş. Yani yapmayacak mıyız demiş kadın. Las kadına bakmış. Orospi demiş, atmış onu aşağı. Hoppa. Aa. Senin çeşitleri hiç bitmeyecek sandım. Bitmeye bitmezdi de bitirecek yol arıyordum. Şimdi nereye gidiyoruz? Lazia'ya.